Serdar Bey, Kastamonlusunuz ama bir muamma, ilçeniz tam olarak neresi? Oradan başlayabiliriz. Abi Kastamonu, İnebolu, İlyas Beyköy. Yani diziliş böyle gidiyor. Evet, doğru. Rahmetli dedem, babam gerçi burada doğdu. Ama rahmetli dedem, amcam sık sık gidip gelir. Hala da beraber çalışıyorlar Yusuf. Ondan sonra rahmetli dedem orada doğdu. Sonra İstanbul'a geldiler, Küçükköy'e. 500 evlere taşındılar. Oradan sonra Küçükköy'e geçtiler. Ama özümüz, her tarafımız Kastamonu. Ha, ben niye gidemiyorum? İşte hayatın akışına bak. Kimse doğduğu yere gidemiyor. Doğru. Çok zor ama siz daha şanslısınız. Yani hemşerilerimin hepsi çok şanslı. O doğasıyla, o muhteşem havasıyla. Babamın anlattıkları, dedemin, rahmetlinin anlattıkları zaten bana yetiyor. Amcam hala sık sık gidiyor. 4 kere, 5 kere gider senede. Onlar plastik kalıpçısılar. Torna Bayrampaşa. tesviye işleri yapıyorlar. Taşındılar Öyle mi? Bayrampaşa'da. Ondan sonra Ortaçlar plastik diye. Her fırsatta gider. Yani bugün burada olmaktan onur duyuyorum. Hani Kastamonu'dan, o topraktan gelip de bu şarkıları İstanbul'a, yetmedi, İstanbul'un dışında her yere sunabildiğim için gurur duyuyorum. Memleketimle gurur duyuyorum. Tabii ki bizim için de bir değer. Gerçekten biz de sizinle çok gurur duyuyoruz. Yani bunu anlatamıyorum bile. Bizim bir değerimizsiniz. Sağ ol Belki dostum. sahip çıkamadık size ama sonuç Sağ ol. itibariyle sizin Kastamonu olduğunuzu bilmek, İnebolu olduğunuzu bilmek gerçekten de çok önemli bir şey bizim için. Peki efendim, şöyle bir şey daha var. Mesela Kastamonu TV yeni kuruldu. Uydu'ya yeni çıktı Hayırlı Kastamonu olsun. TV. İnebolu'da yine bir iş adamımız vesile oldu. Evet, Ahmet Rüzgar diye. Harika. Kendisi de burada, hatta bir adını da söylerseniz Söyleyeceğim. biliyorum. Ahmet Rüzgar. Ahmet Rüzgar, İnebolu çok da hayırsever. Sağ İnebolu'ya olsun. cami yaptırdı, 2 yılda Sağ bitirdi. olsun. Köyü ne? Yani o kadar ilginç bir şey. Sağ ol. Öyle müthiş bir insan. Aşağı yukarı 6 aydır deneme yayınlarını sürdürüyordu. Test yayınlarındaydı. Test yayınlarından çıktı. Normal akışa başladı. 52-53 tane gibi programımız var. Ulusal anlamda gerçekten de büyük kanallar gibi İyi. 10 numara bir kanal yapmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Kastamonu TV olarak da Kastamonulara TV anlamında, çünkü biliyorsunuz Osmanlı'nın en büyük eyaletiydi. Fakat basında, medyada hiç söz sahibi değildik. Ama artık bir Kastamonu TV'miz var. Bu konuda neler söylersiniz? Her ilin kendine ait hikayeleri, öyküleri var. Ben kendi memleketimle ilgili bir sürü öykü dinledim. Gidip bizzat yaşamadıktan sonra öykülerin ne tarafa aktığı veya nereden dolanıp kulağımıza geldiğini bilemeyiz. Dediğin gibi Kastamonu Osmanlı'nın en büyük eyaletlerinden biri, en büyük bölgelerinden bir tanesi. Atatürk'ün en önem verdiği ve ilk gidip de şapka devrimini başlattığı, onu nasıl algılamak isterse öyle algılar insanlar. Ama Kastamonu'dan bir Kastamonu TV, bir Serdar Ortaç, Evet. bir Muazzez Ersoy çıkıyorsa demek ki fazla konuşmamak gerekir. Doğru. Çünkü biz aynı zamanda gerçekten de Türkiye'de İstiklal Madalyası almış tek ilçe olan İnebolu'nun çocuklarıyız. Şerife Bacıların torunlarıyız bizler. Ay bravo. Bravo. Yani değil mi? Doğru. Halime Çavuşlar olsun, Hamamcı Kadı Salih Reisler Bravo. olsun. Bravo. Bunlar gerçekten çok önemli. Çanakkale'deki en çok şehidi veren illerin başında geliyoruz. İstiklal Evet. Madalyası olan tek ilçe olmamızdan dolayı da yani gerçekten insan gurur duyuyor. İstanbul'da çok Kastamonu var. Bir Bayağı. buçuk milyon. Tabii. Sivas, Kastamonu böyle gidiyor. Evet. 1,5 milyon Kastamonu'da çok ilginçtir. Belki bilginiz dahilinde olmayabilir. %10'u da İnebolu, biliyor musunuz mu? Ya görüyor musun? Gerçekten de birçok ilden daha büyük bir kapasiteniz var Biraz İstanbul'da. daha eşelersek İlyas Bey de çıkacak. Evet, muhakkak çıkacak. Şeye gireyim. Olsun, Tamam. kesersin Tamam, sonra tamam, bağlarsın. tamam. Tamam. Montaj yapar. Tabii ki bir de şunu da sormak istiyorum ve fikrinizi almak istiyorum. Biliyorsunuz son yıllarda Kastamonu civarında, aslında İç Anadolu ve Karadeniz sahillerinde çok olmakla beraber HES projeleri var. Hidroelektrik santralleri. Bu hidroelektrik santrallerinin doğaya bir tahribatı var. Fakat enerji ihtiyacımızdan dolayı tabii ki bunu göz ardı edemeyiz. Burada şöyle bir de sıkıntı oluyor. %10 can suyu diye bir su veriyorlar baraj yapıldıktan sonra. Çünkü taşıma suyla dönen bir sistem bu. Değirmen gibi. Bunlar tabii ki bölge halkı tarafından, özellikle Cide tarafından, İnebolu'ya, Zarbana Çayı'na, Evrenye Çayı'na kadar olan bölgelerin üzerine bu santraller kurulacak. Kurulacak ama buna da aşırı derecede bir tepki var. Bu konudaki bilginiz, görüşlerinizi alabilir miyim? Hassas bir konu. Tabii milletin yanında olmak zorundayım ama şöyle düşünüyorum. Hani genel sanat camiasında hepimizin yaptığı şu.
bir kendimize yol belirliyoruz ve o yolda neye inanıyorsak savunuyoruz. Şimdi ben çok inanmadığım şeyleri savunamam. Doğru. İlla çok inanmam lazım. Hükümet bunu yapıyorsa ya da yapmaya teşvik ediyorsa ya da başladıysa zannediyorum milletin zararına bir şey yapmaz. Önce birinci benim düşüncem o. Eğer milletin zararına, onun zarar göreceği bir şey yapacaksa hükümet olmaz zaten. Doğru söylüyorsun. Ha, öte yandan eğer doğa katliamı deyip küçücük dalların kırılmasına bile veryansın edecek kadar asi olursak zaten asi bir soydan geliyoruz. Öyle geberip gideriz. Ama biraz müsemmalı ve geleceği göreceksek ve yapılan şeylerin bize nasıl döneceğini hayal edeceksek, buradan Kastamonlu hemşerilerim illaki haklılardır. Şimdi sakın bana kızmasınlar. Ben sadece gerçekçi olmaya çalışıyorum. O dediğin gibi %10 eğer o hakkı vereceklerse amenna yapılsın ki illa vereceklerdir. Doğru yani mu? Benim bildiğim milletin devleti, hükümeti zarar göreceği bir şey yapmaz. Yoksa neden onları seçelim ve başa getirelim? Ben öyle düşünüyorum. İlla bir çıkarımız olacaktır ileride. Ama bu bir katliama dönecekse Kastamonu zaten güzide kaldı. Hiç olmasın derim. Çünkü zaten biliyorsunuz sanayisi olmayan bir il. İlçelerinin çoğunun orman içinde olması, orman bölgesi olması hasediyle de çok sıkıntılı. Sanayisi olmadığı için de tamamen turizme yönelik bir şey. Evet. Yani böyle yakın bir zamanda kısmet olur da bir Kastamonu ziyaretiniz olabilir mi? Özellikle de İnebolu ziyaretiniz olabilir mi? Düşünür müsünüz? Bu yazın sonunda İnebolu'ya geleceğim. Bu yazın sonunda ama kendim için geleceğim. O yüzden kimsenin haberi olmayacak. Yani orada zaten tanıdığım birkaç akrabanın evleri var. O Kastamonu evlerini yaşayacağım. Bir 10 gün 15 gün kendimi kapatacağım kontağı. Ama onun tarihini yani şu an bilmiyorum. Biz o tarihi öğrensek... Gelirsem haber vereceğim.